Herkese selamlar arkadaşlar. Yine aynı giriş. Bu girişe bir çözüm bulacağım ben. Evet, 30 Haziran 2022 Perşembe saatlerimiz 19.30'u gösteriyor. İşten çıktık, eve doğru gidiyoruz. Birkaç gündür video çekemiyordum. Bir de bilgisayarımın başına bir şeyler geldi. Hızlandırmaya çalışırken bir tane hızlı bir M2 alalım dedik. Bilmem ne dedik. Bütün bilgisayarı sonunda format atmak zorunda kaldık. Aşağı yukarı 3-4 gündür de onunla uğraşıyorum. Editleme programlarını yükleme vesaire. Neyse, kafanızı karıştırmayalım. Sorular geliyor. O sorulardan devam edeceğim. Birincisi, en etkili yem bu kokulu silikonlar mıdır yoksa canlı yemler midir diye. Çok önemli bir soru geldi. Arkadaşlar, her ne olursa olsun canlı yem her zaman daha etkili. Lerefede kokulu silikon da olsa, yemli avda, ne bileyim, yemli avlarda zaten hep canlı yem kullanıyoruz da, lerefede jikete, teke takıp atmaktan, denizden kurdu yakalayıp jikete takıp atmaktan konu açıldı. Buralara geldi ve sonra şöyle bir soru geldi. Peki o zaman canlı yem en etkili yem midir yoksa kokulu silikonlar, Berkley'ler, isomeler, Lucky John'lar daha böyle efektifse daha... Çünkü ben hep silikon deyince insanlar tabii olayı şöyle algılamış. Ha, o zaman biz yemli avlada silikon kullanalım. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Her ne olursa olsun, çok çok istisnai durumlar hariç, her ne olursa olsun canlı yem her zaman daha efektiftir, daha iyi sonuçlar verir. Siz silikon kurt atıyorsunuz. O attığınız silikon kurtun canlısı varsa daha iyi çalışır. Kobra kurdunun kopyasını atıyorsunuz. Canlı kobra kurdu her zaman daha iyi çalışır. Canlı her zaman daha iyi çalışır arkadaşlar. Hemen şunu söyleyecekler. Bazen işte canlı balıkla veya atıyorum lüferde istavriti yem yapıp kesip av yapıyoruz. Yemli alamıyoruz ama başkaları gelip silip spimle maket balık atarak balık alıyorlar. O başka bir konu. Evet, maketin çalıştığı, yemlinin çalışmadığı zamanlar da var. Bu balığın suda durduğu mesafeyle alakalı. Lüfer için konuşuyorum bunu. Lüfer yemli avda attığımız takımın işte yerden 1-2 metre, 1,5 metre yükseklikte bir mantarın ucundaki istavrit parçasını atlamasıyla yine aynı merada suyun üstüne yakın 50 santimden, 40 santimden, 1 metreden mesafeden gelen bir maketi atlaması farklı psikolojiler. Balığın farklı zamanlarında oluyor bu. Şunu bile yaşadık mesela. Ben Bakırköy'de 3-4 sene evvel bunu yaşadım. Akşam ezanıyla bir spin balık başladı. Çatır çatır spinle balık alıyoruz. Herkes 20-30-50 tane aldı. Saat 9-9.30 gibi spinle, yani maketle balık avı bitti. Kimse balık alamamaya başladı. Tek tük alınıyordu. Biri çıkardı, ondan yemli atmaya başladı. İstavrite yem taktı, attı. Akşam spinle aldığımız hızda yemli ile bu sefer çinekop, sarı kanat, lüfer, neyse yani dişli familyasını almaya başladılar. Aynı gün aynı merada bunu yaşadık. Bu balığın psikolojisinin bence anlık değiştiğini düşünüyorum. Maketi neye göre yiyor, onu neye göre yiyor bilmiyorum. Ama biz genel geçer, özellikle günümüzde lerife için konuşuyorsak, canlı yem tabii ki her zaman daha başarılıdır. Yemli avlarda da, surf casting'de de canlı yem her zaman daha başarılıdır. Tekne avlarında da İşte silikon ahtapotlar, sübyeler, karidesler atmak yerine canlısını atmak her zaman daha başarılıdır. Bu 2x2x4, bunu tartışmıyoruz bile, tartışmaya açmıyoruz bile. Ama biz lerefeye spini ne için yapıyoruz? Canlı yemin zorluklarından, belalarından kurtulmak için. Elimiz kokmasın, keselim, biçelim, uğraşmayalım. Yem arttı, çürüdü, atalım diye. Silikon da öyle değil ki. Aynı avı yapıyoruz. Ya da mırmır bir baby jiki yiyorken oraya çıkarıp da şimdi canlı kurt atmanın alemi yok yani maksadıyla. Ama hiçbir şey yemediğinde evet, silikon gerçekten canlı yem gerçekten fark yaratır. Bu sorunun cevabı böyle verilmiş olsun. Kısa bir video olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim.